Ya gece müdürüne, ya gece müdürüne! Böyle şey mi olur? Nasıl inandım ben buna? Allah aşkına ya, benim gibi zeki bir kadın bu kadar aptal bir şeye nasıl inanabilir? Ama sen şimdi görürsün Fatih. Sen şimdi görürsün. Şimdi o telefonu açıyorum ve bana acaba ne cevap verecek çok merak ediyorum. Bakalım. Efendim hayatım. Merhaba Fatih'cim, nasılsın canım? Ben çok sıkıldım evde, çıktım evden, şirkete geliyorum sana. Hayır. Ne demek hayır, şirkette değil misin? Değilim. Neredesin peki? Park AVM'deyim. Ya toplantımız vardı da toplantı için geldik. Benim işim uzar hayatım ya, sen dön eve istersen. Anladım. Tabii o zaman yapacak bir şey yok. Ben eve döneyim en iyisi. Tamam, çağırıyorlar hayatım, kapatıyorum ben. Aha, eminim öyledir. Tamam, tamam canım, sana kolay gelsin. Akşam görüşürüz evde, hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal! Allah'ım yarabbim ya, yarım saat oldu. Ha pardon. İçeride bir genç kız var mı böyle tiki kılıklarında? Görmedim. Tamam, teşekkürler. Bak... Buyurun. İçeride genç bir kız var mı böyle sizin gibi kısa gerizekalı? Aa, deli mi ne? en son siz mi çıktınız? Başka biri var mı çıkacak? Bilmem. Türkan Hanım. Türkan Hanım. Genç bir kız arıyorum. Genç bir bayan. Burada arıyorsun. Yok yok, yanlış anladınız. Yani benim kız arkadaşım geldi de bayağı zaman geçti dedim. Bayıldı, bir şey mi oldu zannettim. Ha, yanlış anladım. Sen burada genç bir kız arıyorsun. Al sana genç kız sapı. Ya, kız sapı. Ya, genç kız. Ya ne sapı? Al sana kız sapı. Ya, yanlış. Yanlış. Yanlış anladım. Röntgencisin. Ya. Seni röntgenci. Pis sapı. Allah Allah, ne günlere kaldık ya! Kimse var mı? Türkan Hanım. Oh my God. Şu andan itibaren Türkan senin himayen. Gözün, kulağın hep onda olacak. Gözlerini iyi aç. Yoksa açacak bir gözün kalmaz aslanım. Bak Türkan. Lan Türkan. Lan Türkan. Yaktın beni Türkan. Lan nerede bu? Nerede bu ya? Lan! Birader.
Bizim araba nerede? Sizin araba gitti. Nereye gitti? Teslim ettik. Ha, kime teslim ettin? Kartı getiren hanımefendiye. Ne diyorsun sen ya? Aman. Ha, kaçmış o. La bilir mi? Allah'ım ya Rabbim, ben ne yapacağım şimdi? Yok canım, kaçmamıştır. Taksi. Taksi. Zeynep. Fatih. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Bu ne? Ne bu? Sen şimdi onu nereden buldun diye soracaksın. Evet Fatih, soracağım. Ama onun öncesinde bu hiç başlamadığın gece müdürlüğü işini de soracağım. Her şeyi baştan anlatacağım. Anlatacaksın tabii ki. Kaçtı Zeynep. Ben öldüm bittim ya. Kaçtı. Düş önüme. Kızı kaybedince de kapanışı yapmış oldum. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Fatih, bir şey soracağım. Sen evden çıkmadan duş alıyor musun? Kokuyor muyum? Hayır hayatım, kokmuyorsun da yani bu kadar bahtsız olmanın başka bir açıklaması olamaz. Ya niye ben bu kadar bahtsızım Zeynep? Kızmadın bana değil mi? Evi terk etmeyeceksin değil mi? Kızmadım tabii ki de. Nasıl kızayım ben sana şapşal? Kızmadın. Kızmadım. Sen bizim için kendini bu kadar tehlikeye attın. Nasıl kızarım sana Fatih? Attım. Bizim için, oğlumuz için. Ben hayatımda senin kadar fedakar, senin kadar yürekli bir adam tanımadım seni. Sen onu bir de var ya, Haydar'a böyle kafa atarken görmeliydin. Hayatım, havada durdum. Yani böyle bir kafa atışı yok. Buram'la girdim uçarak ya. Daha önce kimse yapmadı bunu. Ama Fatih, ne diyeyim sana ya? Aa, arıyor. Kim? Darbeli. Aç. Aç, aç. Ne diyeyim? Ah, Haydar abi, nasılsın? Hiç iyi değilim Fatih. Türkan telefonlarıma cevap vermiyor. Terbiyesiz. Lan, kızım hakkında doğru konuş. Ya yok, ben özür dilerim ben. Ya, lafın gelişi öyle dedim. Bugün atıştığımız için küsmüş bana herhalde. Ama ben onu görmeden yapamam. Nerede şimdi? Bu ne biçim bir baba ya? Yani işte küstü ya size. Kendini alışverişe vurdu Haydar abi. Bu tipik kadın davranıştır. Düzelecek ama merak etme Haydar Bey abi. İyi, iyi. Ne istiyorsa alsın. Canı sıkılmasın da. Bana bak. Birazdan görüntülü arayacağım. Gizlice göster bana kızımı. Fark etmesin ha. Tribe giriyor sonra. Ha. Hı hı. Zeynep, ne yapacağız? Bir yolunu bulacağız. Ya ne yolunu bulacağız? Adam kızını görmek istiyor. Biz de ona kızını göstereceğiz. Ne? Çok güzel olmuş bacakları. Ya konuya odaklan Fatih, teşekkür ederim. Nasıl, benzemiş miyim? Çok değil. Saçı falan nasıldı bu kızın? Yani saçı rengi tutuyor gibi biraz ama şekli böyle değil. Daha açık düz gibiydi onun. Allah'ım ya, ne yapacağız biz? Adam arayacak şimdi. Bir dakika ya. Buldum. Ne buldun? Buldum Fatih, biz AVM'deyiz. Ne? Koş AVM'deyiz, koş. Ya nereye koşacağız? Pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, kusura bakmayın. Pardon, hayat donat meselesi. Pardon, pardon. Pardon, pardon, pardon. Kusura bakmayın. Daha beni arayacak. Burası, kuaförde. Gir, gir, gir. Merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Benim... Buyurun. Benim acilen fön çektirmem gerekiyor. Aa, şu an maalesef her yer dolu. Bakın, benim bu fönü acilen çektirmem gerekiyor. Bu bir ölüm kalım meselesi. Anlıyorum ama gördüğünüz gibi yerim yok ki şu anda. Ya ben bu fönü çektirmezsem bu yaşta dul kalacağım. Vallahi mi? Dul mu? Evet. Buyur canım, buyur, burada çektirebilirsin. Ay ablacığım, Allah razı olsun. Hah. Zeynep, çabuk. Ay. Çabuk. Fatih, düz mü, dalgalı mı, dalgalı düz mü, nasıl? Böyle düz gibi gelirken bir anda dalgalanıyor ama çok değil, hafif arası var.
Tamam. Ha tamam tamam. Zeynep darbeyle arıyor, ne yapacağız? Kim? Ne? Arıyor. Tamam tamam, çık çık dışarıda konuş. Melih tamam sen tamam. Şey yapma. Tamam tamam. Göster tamam, yüzünü sen göster. Tamam tamam. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Haydar Bey. Merhaba. Türkan nerede? Ha şimdi şeyde, kuaförde, ben kapının önünde bekliyorum zaten. Gözetim altında, merak etmeyin. Kızımı göster bana. Kamerayı alalım. Alıyorum. Allah. Gördünüz mü? Düzgün tut şu telefonu. Ha işte orada, kadınların arasında. Durun. Akşam vakitlice gelin eve. Geç kalmayın. Tekrar arayacağım. Emredersiniz. Ay, yetiştiremedim efendim. Ne oldu? Yedi mi? Ah yedi. Şimdilik yedi ama sonra bir daha arayacağını söyledi. Zeynep, biz bu kızı acilen bulmamız gerekiyor. Allah'ım. Tamam dur, ben şu fönümü bitireyim geliyorum. He? Şimdi yaptım artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.